Matrağı es geçmezsen tozunu savuracağım ama. Neriman Köksal'ın hikayesi, gençliğin, sağlığın ne kadar değerli, güzelliğin ve şöhretin nasıl gelip geçici olduğunun resmiydi. Bir zamanların afeti devranı, Yeşilçam'ın hanım ağası, hastalıklar yüzünden hastane odasında ölmek istiyorum, dayanamıyorum artık diyerek can verdi. Feryatları yürek dağılıyordu. Böyle acılar çektiği bir anda tek isteği ise yıllarca unutamadığı, sevdasını kalbine gömdüğü Yeşilçam oyuncusunu dünya gözüyle son bir defa görmekti. Ya hayat böyle işte. Mart 1928'de İstanbul Rami'de doğdu. Gerçek adı Hatice Kökçü'ydü. Arnavut kökenli babası futbolcuydu ve o daha küçükken annesiyle boşanmıştı. Birkaç yıl sonra da tüberkülozdan genç yaşta vefat etti. Annesinin ikinci evliliğinden 5 kardeşi vardı. Çocukluğu Feriköy'de geçti. Mahallede erkek arkadaşlarıyla birlikte top oynayan, kavga ettiğinde onları yere deviren afacan bir kızdı. İlkokuldan sonra bir fabrikada işçi olarak çalıştı. Büyüdükçe o erkeksi halinin yerini boylu boslu çekici bir genç kız aldı. 22 yaşındayken İstiklal Caddesi'nde gezdiği bir gün 1.74'lük boyu, dalgalı kumral saçları ve düzgün fiziğiyle yönetmen Çetin Karaman Bey'in dikkatini çeker. Filmde oynaması teklif edilir, önce buna kızar, ardından teklifi kabul eder. Böylece 1950 tarihli Çete filminde bir Rus prensesini canlandırarak Yeşilçam'a girer. Ailesi, akrabaları muhafazakardır, onlardan çekinir. Bu yüzden adını da Neriman Köksal olarak değiştirir. Sinemaya başlamam tamamen bir tesadüftür. Böyle bir şey aklımın ucundan bile geçmemişti. Sonraki 9 yıl boyunca irili ufaklı 36 filmde yer aldı Neriman Köksal. Ancak asıl çıkışını 1959 tarihli Fosforlu Cevriye filmiyle yaptı. Orhan Günşiray ile birlikte oynadığı filmdeki fosforlu karakterini canlandırmak ona pek zor gelmedi. Sert, erkeksi, dominant halleri Fosforlu Cevriye'nin çok sevilmesini sağladı. O günden sonra bir lakabı da Fosforlu oldu. O filmde daha çok sevilen argolar, erkeklerle kavga edişim. Hikmet adlı sevgilisiyle 4 yıl boyunca evlilik hayalleri kurdu ama olmadı. Film çekimi için gittiği İzmir'de yapımcı Nevzat Pesen'i görüp beğenince onunla arkadaşlık kurmak istedi. Feridun çöl geçen aracılığıyla evli olup olmadığını sordu. Bekar cevabını alınca da tanıştılar. Yapımcı için sevgilisi Hikmet'i terk etti ancak Nevzat Pesen ona yalan söylemişti. Evli ve 3 çocuk babasıydı. Kısa süre sonra da gerçek ortaya çıkmasına rağmen ilişkileri sürdü. Zaten öyle gizli saklı da değildi. Pesen'in eşi dahil herkes biliyordu bu birlikteliği. Neriman Köksal'ın evcilik oyunu diye nitelendirdiği bu ilişki uzun süre sürdü. Sonra bir gün bunun artık yürümeyeceğini anladı Neriman Köksal. Nevzat Pesen'e senden ayrılıp evleneceğim dedi. Çok geçmeden de dediğini yaptı. Dönemin görüntü yönetmeni 21 yaşındaki Feridun Kete ile yıldırım nikahı ile evlendi. Bu evlilikle sarsılan ve birkaç yıl sonra iflas eden Nevzat Pesen 8 sene sonra intihar edip hayatına son verdi. Neriman Köksal'la Feridun Kete evliliği uzun sürmedi. Afeti devran Neriman boşandıktan sonra bu kez kuaförü Kemal Küpçü ile evlendi. Bu evlilik daha uzun süreli olsa da nihayete ermedi. Neriman Köksal'ın hayatına Orhan Günşiray ve İzzet Günay gibi dönemin ünlü jönleri de girdi. Onlarla evlilik söz konusu olsa da bu gerçekleşmedi. Neriman Köksal yoluna yalnız devam etmeyi seçti. Her iki aktör de unutamadığı sevdaları oldu. Hayatına giren erkeklerin neden kalıcı olmadığı sorusuna, ''Ben kabadayı bir kadınım, hayatımda mesuliyet sahibi bir erkeğe rastlamadım.'' diyerek cevap verecekti. ''Bana bak domates salçası.'' Bu güzelliğe ve erkeklerin ilgisine rağmen hemcinslerinden oldukça farklıydı Neriman Köksal. Sert, buyurgan konuşur, bir oturuşta bir şişe rakıyı devirir ve elinden tesbihini hiç eksik etmezdi. ''En temiz hislerimle alay ettin, bunu sana ödeteceğim.'' Bir Türkan Şoray ya da Fatma Girik gibi değildi ancak boyu, endamı ve çekiciliğiyle erkekleri onlardan daha fazla baştan çıkarırdı. Bu yüzden hakkında en çok efsaneler uydurulan kadınlardan biriydi. Rivayete göre zamanında İstiklal Caddesi'nin en vam kadınıydı. Ona ulaşamayan erkekler bastığı yeri öperdi. Hatta izdihamdan dolayı onu görmek isteyenler yüzünden bindiği vapurun yan yattığı bile kulaktan kulağa yayılmıştı.
Yeşilçam'da herkes Türkan Şoray'ın kurallarından bahseder ancak Neriman Köksal bunu yapan ilk kadın oyuncudur. Açık saçık sahnelerde pek yer almaz, kafasına uymayan rolü paraya rağmen oynamaz, plaj güzeli sıfatıyla tanınmasına rağmen bikiniyle hiç poz vermezdi. İlk zamanlar Fosforlu gibi filmlerde başrol oynayan Neriman Köksal, bir dönem tiyatroda oynasa da asıl uğraşı sinemaydı. Ancak zamanla Muhterem Nur, Belgin Doruk ve onun gibi güzellerin yerini Türkan Şoraylar, Fatma Girikler aldı. Neriman Köksal da yan karakterleri canlandırmaya başladı. Bazen eli maşalı bir mahalle ablasını, bazen esas kızın koruyucusu, iyi kalpli pavyon kadınını canlandırırdı. Hatta Yeşilçam'ın krize girdiği bir dönem, para kazanmak için yakın arkadaşları Sadri Alışık ve Zeki Müren'in ısrarıyla sahneye bile çıktı. Bir plak çalışması da yayınlandı. Eskiden ben günde hemen hemen 3 filme giderdim. 80'lerde artık orta yaşlarda olan Neriman Köksal yine birçok filmde yer aldı. Artık Afet-i Devran Neriman değil, abla, anne, kayınvalide gibi rollerin kadınıydı. İyi bir aşçıydı, çantasında hep yemek taşırdı. Hem kendisi yer hem de arkadaşlarıyla paylaşırdı. Bu iştahı nedeniyle son yıllarda epey kilo aldı. Güzel yemekler yaparım, belli değil mi? Son yapımı 1993 tarihli TRT dizisi Bizim Mahalle'ydi. Minik Civciv Makbule olarak evlerimize 6 yıl boyunca konuk oldu. Çok aşkları, birçok evliliği oldu ancak anneliği tadamadı. Yalnızdı, mirasını bırakacak birini istiyordu. Bu yüzden yeğeninin kızını son yıllarda evlatlık edindi. 90'lar artık Neriman Köksal için sefa dönemlerinin bittiği, cefa döneminin başladığı yıllardı. Yaşlanmıştı ve buna çok geçmeden de ağır hastalıklar eklendi. 1998'de göğüs kanseri teşhisi konuldu Neriman Köksal'a. Bir yıl boyunca hastalıkla mücadele etti ancak rahatsızlığına solunum yetmezliği de eklenince son günleri bir çileye dönüştü. Surp Agop Hastanesi'nde tedavi altına alınan Neriman Köksal'ın artık günleri sayılıydı. O da bunun farkındaydı. Bir zamanların Afet-i Devran'ı acılar içerisinde artık son nefesini vermek üzereydi ve tek isteği yıllarca unutamadığı, sevdasını kalbine gömdüğü İzzet Günay'ı dünya gözüyle son bir defa görmekti. Bunun için arkadaşı Çolpan İlhan'dan ricacı olur. İzzet Günay evlidir ve kimse böyle bir zamanda büyük bir olaya sebebiyet vermek istemez. Çolpan İlhan'dan sonra Ediz Hun da devreye girer. Durum Günay'a iletilir. Tedirgin olan ünlü aktörün eşi İpek Hanım bundan haberdar olunca bunun son derece insani bir istek olduğunu anlar, kocasına ''Hadi kalk hastaneye gidiyoruz'' der. O gün odası çok kalabalıktır. Herkes dışarı çıkartılır ve Neriman Köksal gizli sevdasını dünya gözüyle son defa görür. Ne konuştuklarını ise ikisinden başka kimse bilmez. Göğüs kanseri ve solunum yetmezliği nedeniyle konuşma ve beslenme zorluğu yaşayan Neriman Köksal son günlerinde büyük acılar çeker. Öyle ki hastane odasında ''Ölmek istiyorum, dayanamıyorum artık'' diyerek feryat eder. 23 Ekim 1999'da 71 yaşında son nefesini verir. Ya hayat böyle işte, koskoca 40 yıl dile koy. Şişli'deki cenazesi oldukça kalabalıktı. Herkesin üzerinde bu yürek burkan sonun hüznü vardı. Sonra tabutu zincirli kuyuda selvi ağaçlarının gölgesindeki mezarına bırakıldı. Yaklaşık 400 filmde oynadı Neriman Köksal. Bazen Fosforlu Cevriye, bazen Naylon Leyla, bazen Erkek Fatma oldu, bazen de filmin en acımasız vamp kadınıydı. İlk ve tek ödülünü 50. sanat yılında aldı. Ödül verileceğini duyduğunda şaşırdı heyecanını. ''Bilmem ki nasıl alacağım, ben öyle törenlere alışık değilim'' sözleriyle gösterdi. Sert ve erkeksi olsa da bir tarafı çekingen ve çocuksuydu. Neriman Köksal, Yeşilçam'ın en farklı kadın yüzlerinden biriydi. Benzeri ya da onun gibisi pek azdı. Cömert, gönlü genişti. Kafasına estiği gibi yaşadı, kimseye minnet eylemedi. Dobra ve delikanlı bir ruhu vardı. Bu mizacının bedelini ise yalnız yaşayarak ödedi. Hayatına çok erkek girse de hiçbir zaman sıcak bir yuvası olmadı. Anneliği tadamadı. O zamanlar çok geç saatlere kadar, sabahlara kadar çalışıyorduk. Plaj güzeli, Fosforlu ve Afet-i Devran olarak Yeşilçam tarihine geçti Neriman Köksal. Nevi şahsına münhasır bir kadındı. Mahalle kızı olarak yaşadı. Sinema yıldızı olduktan sonra da öyle davrandı.
Çok yürekler yaktı ancak güzellik de gençlik de gelip geçiciydi. Hastalık süreci ve çektiği acılar dünyanın faniliğini hepimizin yüzüne bir kez daha çarptı. Ondan geriye hızlı yaşayıp bir hastane odasında biten hüzünlü hikayesinin yanı sıra eskimeyen filmleri ve afeti devran rolleri kaldı. Böyle eşkıya alacağını bilseydi intihar ederdi.